Merhaba arkadaşlar, GameStipod kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz ki 5 Mayıs'ta genişleme paketimiz geldi Runeterra'da ve tabii ki de yeni desteleri yapmaya başlıyoruz. İkinci destemizle karşınızdayız. Gül Kurusu adını verdiğim Miss Fortune ve yeni gelen şampiyonumuz Irelia'yı içeriyor. İlk desteği zaten daha önce videoya atmıştım, YouTube'da atmıştım. İzlemeyenler varsa buraya tıklayaraktan izleyebilirler. Irelia Azir destesiydi. Tabii ilk videoyu attığımda dereceli kapalıydı. Şu anda dereceli açıldığı için öteki desteği de denedim ve gerçekten verim aldım. Güzel bir deste olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bir önceki videoda yani koymadığım idman yapan öğrenciyi burada ele aldım. Attığını vuran korsandan 3 tane var. Dost birimler saldırdığında rakibin Nexus'una bir hasar veriyorsun. Çok güçlü oluyor sürekli saldırdığın için. Ve Bilge Water olduğu için de tabii ki de bu kartın mutlaka girmesi gerekiyor. Kalpsiz tayfa başı yağma özelliğine sahip. Yani bir kere Nexus'a vurduğumuzda yağma etkisi çalışıyor. Ve yağma etkisinin özelliği de her yerdeki bir manalık dost birimler artı bir kazanıyor. O düello boyunca, o oyun boyunca. Bizim de tabii ki de gelen bıçaklarımız bir seviye olduğu için oynayacağımız bir manalı kartlar da direkt olarak artı bir bufflı gelecek. Bu da bize çok büyük bir artı kazandırıyor tabii ki. O yüzden 3 tane kalpsiz tayfa başı var. Kurdele Danışçısı çok güçlü bir kart. 2 manaya sahip. 1 adet bıçak dans ediyor. Yani attığınız anda direkt saldırıyor arkadaşlar. Senkop'tan 3 tane var. İki tane dost birimin yerini değiştiriyorsunuz. Saldırırken ya da işte size saldırırken yapabilirsiniz. Tamamen sizin o anki stratejinize bağlı değişiyor. Uyumlu adımlar. Bir dost birimi geri gönderiyorsunuz. Yani elinize geri alıyorsunuz. Elinizde ölümcül ahenk oluşuyor. Ölümcül ahenk de iki adet bıçak gönderiyor. İki tane bıçak saldırı hakkınızı bitmeden saldırmasını sağlıyor. Çok güçlü bir kart. Bunu da genelde İşte Kurdele Danışçısına verebilirsiniz. O anda kartı korumak istersiniz, kartı geriye çekersiniz. Atıyorum Miss Fortune'a saldırı düzenlediler, geri çekebilirsiniz. Sizin bileceğiniz bir şey. O anki duruma göre değişir. 3 tane yapma bebo var. Bir önceki destede bir tane kullanmıştık. Bunda 3 tane koyduk ki hani 3 ve alt manalı kartları yok etmeye çalıştıklarını engelleyelim. Bir karşılığımız olsun, CT'miz olsun. Yeşil kırlı ikili bu kartı koruyabilirseniz mükemmel iş yapıyor. Çünkü sürekli birim kartları geldiği için, bıçak geldiği için yeşil kırlı ikili sağdaysa sürekli artı bir buff alıyor. Muazzam oluyor. O yüzden 3 tane bundan var ve gerçekten destede çok kilit bir iş yapıyor. Irelia zaten tekrardan anlatalım. Çağrıldığında ya da tur başında saldırı hakkı sendeyse elinde bir ölümcül ahenk oluşuyor. Yani iki tane saldırı gerçekleştiren bıçak geliyor arkadaşlar. Ve 12 tane birimin saldırdığında, yani 12 tane birim saldırdığında görmesi gerekmiyor. Yani elinizde desteniz olması fark etmez. 12 kere dost birim saldırdığında seviye atlıyor ve seviye atladığında da dost birimler saldırdığında elinde bir uçar bıçak oluşuyor. Uçar bıçak da budur. Geçici özelliğine sahip ve anlık bir büyü. Irelia kartının yerini başka bir dost birime değiştiriyorsun. Yani atıyorum şampiyonumuz hedef mi aldı? Ona bastığımız anda 0 manaya başka bir kart koyabiliyoruz. Kartımızı korumayı sağlıyor. Büyü kartı çok güçlü. Büyü kartı 3 tane dans eden bıçak olarak direkt saldırıya geçiyor. Bıçak ile saldıracak dost birim seçiyorsun. Seçtiğin dost birim sahaya gidiyor ve 3 tane bıçak da yanında geliyor. Eğer kartı yok ederse tabii ki de efekt engellenmiyor. 3 tane bıçak her türlü gene saldırıyor arkadaşlar. Dipnot. Miss Fortune. Şimdi normalde saldırı hakkımız yokken saldırmamız nasıl bir şey? Tabii ki de Saldırı yapıldığını gördüğünde özellikle kartların efektlerini çalıştırmakta çok kolaylık sağlanıyor. Miss Fortune'da bunlardan biri.
4 kere saldırdığını gördüğünde seviye atlıyor arkadaşlar. Ve bu Miss Fortune'un özelliği, bir dost birim saldırdığında tüm düşmanlara ve rakibin Nexus'una bir hasar veriyor. Ve siz bıçakları saldığınızda, tabii ki de bu özelliği çalıştığı için, saldırma özelliği çalıştığı için seviye çok kolay bir şekilde atlıyor arkadaşlar. Seviye atladığı zaman da Miss Fortune dost birimleri bu sefer bir yerine 3 vuruyor ama 3 defa 1 vuruyor. Yani dayanımlı bir birimse o kart yok olmayacaktır ama normal dayanımı yoksa 3 defa 1 hasar veriyor. Ve tabii ki de çok güçlü bir şey oluyor. Büyük artı da rastgele 3 tane Nexus'la beraber hedef alıyor. 1 hasar veriyor. Savaş çiçeği oynandığı anda 2 tane bıçak dans ediyor diyor. Yani 2 tane bıçak saldırıya geçiyor arkadaşlar. Bunu oynadığınızda. Güçlü bir kart. 3'e 3. Savaş müzisyeninden 2 tane, 4 tane var. Pardon. 4 manalık 3 tane var. Bir saldırı, 4 savunma. Savunması çok güzel. Uyumlanma özelliğine sahip. Her tur 3 tane dost birim çağırdıktan sonra büyü manan fulleniyor, full değilse artı 1 tane kart çekiyorsun. Gerçekten çok efektif. O yüzden 3 tane var. Keskin hapis. Demin de bahsettiğimin büyü hali, 2 tane de bundan koydum. Çünkü Irelia gelecek. O oynamam lazım. Dönüşmesi lazım. Bize ne yapacak? Biraz da onu oynamamız güç. Ama biz bunu daha önceden koyarsak, elimize gelirse avantaj sağlayacaktır. Çünkü 3 tane bıçak sahaya sürüyor. Ve 8 manalı 2 tane de çelik crescendo Zinnia var. Sırılgan bir birim. 3 saldırı gücünde, 5 savunmada. İnanılmaz güçlü. Dans eden bıçaklar kullandığında, yani bıçak saldırısı yaptığında ben bir bıçak ile saldırırım diyor. Yani kendisi de saldırdığında bir bıçakla saldırıyor. Artı sen bu kartı oynadığında da bir bıçak saldırıyor. Muazzam ötesi. Hatta ve hatta bu kart bence çok iyi ve Azir destesine bile girebilir. Yani Azir destesine de bundan bir tane koysak yer kartlarıyla beraber çok iyi kombin yapılabilir. Denenebilir. Deneyebilirsiniz. Deste bu şekilde. Mantık zaten dediğimiz gibi bıçaklarla saldırmak, saldırı hakkımız bitmeden, yani saldırı hakkımızı kullanmadan bıçaklarla saldırı yapıp rakibin kartlarını hasar verip yok etmek ve tabii ki de Miss Fortune'un seviye atlamasıyla daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak. Umarım desteği beğenirsiniz. Desteği beğendiyseniz like atabilir, bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da tavsiye ediyorum. Canlı yayınımızda Twitch'te olduğunu tekrardan hatırlatıyorum ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Şu anda var ya, algoritma dengesiz. Şu anda oldun. Platmış, elmasmış. Birkaç gün sürer. Bir hafta kafa rahat. Hemen oturmaz algoritma. Sistemin algoritması. Elmas 2. 60 LP'ye kadar çıkabildim yani. Geçen sezon. Zaten şu anda gold olan herkes aslında ne? Elmas seviyesi. El bence güzel ya, kalabilir. Suratından bu. Derin olduğu için, derin çok sıkıntılı aslında. Platta elmas da değil ki. Aa pardon. Elmas seviyeleri gold. Master'lar plat. Tamam, onu diyorum ben de zaten. Elmas seviyeleri şey. Plat şu an. Çalıştığımız gibi. İyilikten yanayım. Ama o kadar iyi biri değil. Bunda buff, ha bu tamam. Bunda buff yok, güzel. Galiba ikinci el gemi pazarında gördüm bunu. Galiba ikinci el pazarında gördüm bunu. Senkop var. İşte senkop burada işimize yarayacak. Çünkü
Ne olacak? Mevfi hedef olacak fakat ben bunu koyacağım. Böylece kartım korunmuş olacak. Aa, Kreşan da geldi. Evet işte Senkop böyle bir şey abi. Yok. Anlık kart. Her zaman savaşta işte. Her türlü değiştirebiliyorsun. Sıkıntı yok bro. Bu resmeniyle inanılmaz güçlü bir kart Senkop. Şu an bunun bence zor yani bence kazanması. Bence zor yani. Yüreğim ferah. Baksana 4 oldu. O ne ya? Koyamıyor bak. Kırstın mı annem? Katla kadar lazım. İşi zor. Kartı engelleyemeyeceği için direkt gidip manayı salacağım arkadaşlar. Biter. MF level alacak zaten. Bak şimdi onu bilmiyor onlar. O zaman öpücük. Pişmanlık da yok. İntihar. Selamünaleyküm yayınlar kardeşim. Aleykümselam. Hoş geldin Hellforce. Nasılsın? İyi misin? Sen plansın ya Yami'cim. Senin rakiplerin master seviyesi. Master seviyesindekilerle sen kapışıyorsun. Sağlığın dovacıyım. Allah rek versin kardeşim. Gökhan da şu anda TFT'ye bayağı bir sardı. Bayağı TFT oynuyor bizi bildiğin. Adam iptal, adam oyunu terk etti. Üzgünüm. Dereceleri deste dönemi de olsa 4. E yani yapıştır. Aynen öyle. Daha iyi senin için. Adam oyunu terk etti. Vay be. Bridgewater'da işler böyle yürüyor. Jinx güzel ya. Ben çıktım baba. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Diyez'e PK atmam yok. Nigel'ini yaptık. Atlayalım şunları. Zaten yarın full Runeterra oynayacağız 16'dan itibaren. Çünkü yeni gelen sebep paketi geldi. Cuma günü Resident Evil oynayacağız. Her şey birlikte güzel. Hadi, hadi oradan. Sayende hep güvendeyiz.
3 toz birim. Ay sırılgan yer karşı seçmemiş. Şuraya da bakayım. Okay. Av yoksa para mı? Para da yok. Saldırı olsa bence büyük hataydı. Zaaf göstermemeli. Bence atsaydı. Olanları geri alabilirsek. Alabiliriz zaman bekçisi. Göstereyim. Kaptanım, suratından. Beni dinle. Öptüm. MF'ye saldırırsam evet, tamam, yok edebilir. Ama bak, tahminlerin doğruysa geleceğimiz parmak. Güvenli değil. Çalışmalarım. Ne kadar hızlı yap söyle. Düşman renkli kıyılara yaklaşıyor. Kaybettiklerimizin marşını çal. Neyi kopyalayacak lan? Zeliha mı acaba? Gene saldırmadı. Allah Allah. Garip ya. Bonus'tan salardım bu zaten. Dokunma. Efsane olacak işte bak. Harekete geçelim. Aldık. Kaptanım, suratından. Oh. Herkesin gözü üzerinde. Oh my gosh. What? What? Oh man. Yüzüme güldü. YouTube'dan seni takip ederim. Ayrıca 2 yıl geçmiş videolar yayın yapmıyor musun artık? Ayrıca çok bilgilendirici videolar. Bir kez daha teşekkürler kardeşim. Herfos'cum, geçmiş videoya bakarsan 3 saat, 3,5 saat Ko yayını yaptığımı göreceksin. Ko oynadım. Ko'dan sonra hatta kısa da biraz da WoW oynadım. WoW'dan sonra da Runeterra'ya geçtim. İftara sonra da genişleme paketi geldiği için şu anda da Runeterra oynuyoruz. Lissandra Taria. Eyvallah Helpers. Evet, el güzel gibi bence. Bence iyi. Şunu salsak olabilir. Kaptan Crunch'mış adamın ismi. Hadi bakalım. Biraz kontrollü bir deste. Aa. Tamam, şey bu. Ben de buna benzer bir deste yaptım sanırım diye hatırlıyorum. Tabii. Şey, 1 manalık yer kartları ve hızlandırma var. Ama ben bunu tabii Taleyala değil de Zeleyala yaptım. Onu da göstereceğim. Bence güzel olacak o da. Bugünkü ders ne? Muhafızlar niye böyle şey ya? Ocağına çalış. Hmm.
elinde geri sayım olan rastgele bir yer kartı oluşuyor. Hani ne ballan ama aynı kartta oluşuyor ya. Aynı kartta oluştu. İlyat'te. Bence MF salayım. Ne diyorsun? Çünkü yavaş kontrollü gidiyor. Av yoksa para da yok. O ne ya? Bildiğin tamamen Talia abi. Talia çekmeye çalışıyor bence, ne dersen de. Galiba ikinci el pazarında gördüm bunu. Zarafetin endişelerini. Öptüm. Evet, uzandırmaya düşeyim ha. Okay. Derse hazır ve nazırım. Okay. İki bıçak veriyor. Buluşan kalpler gibi dost doğru git. Adam hala kart kapatmayı düşünmüyor. Gerçekten yalnız. Hey yumur! Ve dön! Bacağına çalış! Dağ! Sanki hep var biliyorsun. Bir tane kart boşta kalacak. 1, 2, 3, 4, aynen. Onu da yer değiştireceğiz. Evet, Rankas tabii ki de. Hmm. Şu an bitti kart gibi bir şey yani. Aleykümselam Seltas, hoş geldin. Aha bitti. Teşekkürler diyez. Ay 6 mana değilim şu anda. Pardon. Hayda. Ayda, tam level alacaktı ya. Ayakta kimse kalmayana kadar ateşe devam. Tam benlik bir plan. İyilikten yanayım ama o kadar iyi biri değilim. İlerletiyor. İlerletiyor. Öptüm.
5 kaldı, hadi be. Hadi arkadaşlar, başarabilirsin. Başarabilirim. 4'e 7 yapar. Evet. Kart çekelim. Sayende hep güvendeyiz. Yoldaşlarımıza bir cesaret şarkısı. Hadi arkadaşlar. Hadi bebeğim. Bak neler öğrendim. Crescendo. Yes. Beni dinle. Bir canı kaldı. Aslında var ya, sonun aklıma geldi. MF'yi koysam, MF yerde bitti. Bridgewater'da işler böyle yürür. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer destek vermek isterseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Canlı yayınlarımız Twitch'tedir. Açıklamalar bölümündeki bağlantılara tıklayarak Twitch kanalıma gelebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.